yerleşti artık. Bakın 128 milyar dolar dediğiniz zaman Türkiye'de herkes artık bu konunun ne ifade ettiğini anlıyor. Biliyor. Diğer taraftan gelelim bugüne. Bakın 18 Mart itibariyle, son hafta itibariyle Merkez Bankası rezervleri, brüt rezervler 108.7 milyar ama net rezerv önemli. Orada bir de swap işlemleri var. Onları da düştüğünüzde swap hariç Türkiye'nin net rezervi eksi 45.3 milyar dolar. Yani 45.3 milyar doları olsa Türkiye'nin, bir yerden bu para bulunsa Türkiye'nin rezervleri, net rezervleri sıfıra geliyor. Yani bu kadar sıkıntılı bir nokta var ortada. O yüzden söylediğimiz oydu. Normal şartlar altında bu 2019'dan beri bu 128 milyar dolar heba edilirken de söylendi. Faizleri arttırmak varken faizleri arttırmayarak piyasaya dolar satarak dolar kurunu tutamazsınız. Sonuçta dolar kuru, insanlar ellerinde para olan insanlar bakıyorlar hangi alternatifte paralarının enflasyona karşı değerini koruyabilecekler. Yani bir reel faiz dediğimiz bir şey var. Piyasada nominal faizi enflasyon oranından arındırdığınızda reel faiz elde ediliyor. Çünkü Türkiye'nin reel faizleri bu %54'ü kabul edelim. %14'lük bir Merkez Bankası politika faizi ve yaklaşık 40 puanlık bir %40'lık bir reel faiz var. Negatif reel faiz. Böyle bir konjonktürde hiç kimse parasını Türk lirası olarak tutmuyor. Ve alternatif araçlara giriyor. İşte dolara gidiyor, euroya euro alıyor, altın alıyor ya da işte gayrimenkule gidiyor. Evet, böyle bir sonuç içinden de bu sistemi ondan sonra getirdiler. Yani buradaki amaç, aman dolar almayın. Dolar artışı olursa biz size aradaki parayı, farkı vereceğiz. Vereceksiniz ama nereden vereceksiniz? Hazineden vermeniz demek bütün hepimizin vergilerinden vermesi demek. Bu ülkede yaşayan 84 milyonun bu transferi, bu bir çeşit servet transferidir. Buna aracı olması demek. Hepimizin buradan vergilerinden veriliyor. Diğer taraftan para basarak Merkez Bankası'nı parasallaştırarak yaptığınızda da o zaman da enflasyonu yukarıya doğru çıkartacaksınız. Evet. Yani sistem var. Yani yapabilecekleri bir şey gözükmüyor. Bakın Maliye Bakanı'nın da, Hazine ve Maliye Bakanı'nın da söylemlerine baktığınız zaman söyledikleri son derece birbiriyle çelişkili şeyler. Sayın Türeli, İki ay önce söyledikleri, şimdi söyledikleri. Oradan devam edelim. Ben de seyircilerimiz için hatırlatmak istiyorum. Bakan Nebati'nin şu sözleri vardı. Türk lirası daha ne kadar düşsün, olabileceği en zayıf yerde. Bir yandan da Sayın Erdoğan'ın açıklaması, Türk lirası bir ülkenin namusudur dedi. Yani ona güvenilmesi önemlidir dedi kendi ulusal para birimimiz için. Şimdi Bakan Nebati'nin söylemiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemini yan yana koyduğumuzda değerlendirmeniz ne olur mevcut durumla ilgili? Çünkü yani şimdi defa kur tarafına baktığımızda bir yönetilen bir dalgalı kur sisteminde gibiyiz. Çünkü 13.80'den şu anda 14.84-85 seviyelerine geldik. İşte siz de belirttiniz biraz önce, kamu bankaları ve Merkez Bankası üzerinden döviz müdahaleleriyle tutuluyor aslında bu kur. Nereye gidebilir? Dolar TL'deki yönü nasıl görüyorsunuz? Yani bir kere bu Hazine ve Maliye Bakanı bu açıklamasına, Türkçe'de çok güzel bir laf var, güler misin ağlar mısın diye. Yani bunu ciddiye alınacak bir tarafı yok bu söylemin. Yani bir hükümetin, bir iktidarın performansını değerlendirirken önemli kriterlerden birisi de o ülkenin parasının değerinin korunmasıdır. Yani kendi kendine aslında Türk lirasının para değerini sıfırladıklarını, en düşük düzeye getirdiğini söylüyor ve diyor ki bundan daha düşük olamaz. Ama bundan bakın şu anda 15'i zorladı, yukarıya doğru çıkıyor. Bunun daha da aşağısı olacak. Daha da yukarıya doğru çıkacak. Ama oyunda çünkü bu sistemin sürdürülebileceğine inanç yok. Güven ve istikrar olmadığı zaman o sistemi sürdüremezsiniz. Bir biçimde işte alarak aradaki kur farkını onlara garanti ederek sistemde tutmaya çalışırsınız. Ama bu tuttuğunuz sadece küçük bir kısmı. Onun dışındaki insanların hepsi bu sistemin içinde kalmaz. Ya yavaş yavaş sistemden çıkarlar ya da bir biçimde sisteme girmezler. Bu yüzden yani bu daha da şeye doğru, aşağı doğru gidecek. Çünkü bir kere tabii bir de bu söylenen laflar, bu kendi içindeki tutarsızlıklar, ekonomideki güven ve istikrar ortamı önemli. Ekonominin yönetimindeki olan, direksiyonun başındaki olan insanların sözleri, davranışları, politikaları kendi içinde tutarlılık açısından da önemli. Bakın bu Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle geçilmesiyle birlikte zaten bir tek adam rejimi oluştu. Tek adam rejiminin denge ve denetimi yok. Bütün yasama, yürütme, yargının hepsinin bir kişiyle birleştiği bir sistem. Ve bu sistem müthiş istikrarsızlık yaratan bir sistem. Bu sistem içinde hiç kimsenin güvencesi yok.
Bakanlar bakan değil. Parlamenter sistem içinde bakanlar 13 seçilmiş parlamenterler arasından belirlenirdi. Başbakan ve bakanlar. İstisnalar çok bazen olmuştur. Çok enderdir. Ve onlar hem o parlamentoya karşı, yani çünkü parlamento sonuçta vatandaşın sandığa girerek seçtiği bir gönderdiği insanlar demek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurumu onu ifade ediyor. Hem parlamento hem de onları seçen vatandaşlara karşı sorumluydu. Şimdi bakanların ve bürokratların kimseye karşı sorumluluğu yok. Tek sorumlulukları kendine atayan kişi. Bakın Naz Hanım, son 2 yıl 10 ay içinde 4 TÜİK başkanı görevden alınmış. Şu anda 5. TÜİK başkanı, Türkiye İstatistik Kurumu başkanı görev yapıyor. Bunların da biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Üstünoğlu kararnamede orada sayılıyor. 4 yıllığına görev yapıyorlar bunlar. 4 yıllık bir görevi tanımlanmış görev süresi. Son 2 yıl 8 ay içinde 3 Merkez Bankası başkanı görevden alınmış. Şu anda 4. Merkez Bankası başkanı görev yapıyor. O da gene Cumhurbaşkanlığı Üstünoğlu kararnamesine 4 yıl görev yapması hüküm altına alınmış. Son 16 ayda 3 Hazine ve Maliye Bakanı görevden ayrılmış. Şu anda 4. Hazine ve Maliye Bakanı görev yapıyor. Ve şimdi de gene söylentiler var. Basında da görüyoruz. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de görüyordu. Gene görevden alınacağına ilişkin şimdiki Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati. Şimdi bunun içinde siz dediniz ki işte onun sözünü söylediniz. Bu sözü onun içindeki tutarlık ve Cumhurbaşkanı sözüyle olan çelişkisini vurguladınız. Tabii ki çelişkili bir iş. Ama şimdi baştan beri zaten normal şartlar altında dediğim gibi onların söylemesine de gerek yok. Bir ekonomide yerli paranın değerinin korunması bu ekonominin en önemli başardıkları işlerden biridir. Aynı zamanda bir performans kriteridir. Evet, şimdi siz bahsettiniz 2018 yılına döndük. Dedik ki kurumsal yapının ortadan kalkması, tüm yetkinin bir kişide toplanması ve yönetim modelindeki değişiklikle birlikte Türkiye'de ekonomik göstergelerin hızla bozulduğunu her birimiz şahit olduk, hayatımıza da yaşıyoruz şu anda. Sizce bu geçtiğimiz dönem siyasi bir değişimi zorunlu kılıyor mu? Yani siyasi bir değişim olursa eğer ekonomide hızlıca bir toparlanma görülür mü veya iktidara gelecek parti ne kadar sürede sizce bu bozulan göstergeleri tekrar toparlar, üzerine çalışması gerekir? Çok hızlı bir biçimde bunlar yapılır. Çok hızlı bir biçimde güven ve istikrar ortamı sağlanır. Gelecek olan hükümet, iktidarlar sonuç itibariyle öncelikle ekonomide güven ve istikrarı sağlarlar. Kurumların itibarları yeniden iade edilir, itibarlı kılınır. Özellikle bakanlar için de söylüyorum. Aynı zamanda Merkez Bankası, TÜİK gibi önemli kurumlar bunlar. Bunlar ve diğer kurumlar açısından da liyakat egemen kılınır. Bu işin başına gelecek olan kişiler özellikle liyakatıyla, bilgileriyle, birikimleri ve tecrübeleriyle öne çıkmış, temayüz etmiş kişiler olur. Yani öncelikle bu sağlanır. İkincisi ekonomi kurallara göre yönetilir. Bu şekilde böyle faiz sebep, enflasyon sonuç gibi hiç literatürde yeri olmayan, üzerine konuşulmayacak şeyler değil. Ekonominin kendi dengeleri gözetilir. Bunun içinden hareket edilir. Siyasal anlamda bir istikrar sağlanır. Yani bu sonuç itibariyle bugünkü sistem içinde yaşadığımız istikrarsızlık da buna yansıyor. Yani ekonomi sadece ekonomi içinde arz ve talepten ibaret. Arz ve talep piyasa koşullarında fiyatların belirlediği bir yapı olarak görmek yanlış olur. Ekonomi, o ülkede yaşanan siyasi ortam, dış politika bunların hepsi ekonomiye yansır. O anlamda da Türkiye'nin, biz hep söylüyoruz, bu sistemin yanlış olduğunu söylüyoruz. Çünkü Türkiye'nin bir ortak akla ihtiyacı var. Gerçek bir demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla Türkiye'de ortaya yaşatmak gerekiyor. Bunun için de dediğim gibi ortak akla egemen kılmak gerekiyor. Öncelikle dediğim gibi gelir, gerekli şeyler yapılır. Para politikasında yapılması gereken, maliye politikasında bunların hepsinin neler olacağı belli. Bunların hepsi yapılır, kullanılır. Sonrasında da hızlı bir biçimde Türkiye ekonomisinin yapısal problemleri üzerine gidilir. O yapısal problemleri çözmek için de kapsamlı çözüm önerileri ortaya konur, politikalar ortaya konur. Peki Sayın Türeli, çok teşekkürler değerli vaktinizi ayırdığınız için. Hem milli geliri büyütürüz hem de milli geliri daha adaletli, hakça paylaşacak bir düzeni kurarız. Bu anlamda hiçbir karamsarlığa, kötümserliğe gerek yok. Bunlar çözülür ama bu sandıkta, yani sandığa gidip Türkiye erken seçime gittiği zaman zaten sonuç itibarıyla kendisini gelecek yıllarda yönetecek olan iktidarı seçecek. Buna inanıyorum.
Çok teşekkür ediyorum ben de. Yani toplumsal güzel çıkış yolumuz olarak bilinçli bir dayanışmadan söz ediyorsunuz. Vatandaşın evet, bilinçlenmesi gerekiyor bu yaşadıklarımızın sebebine ilişkin diyelim. Sayın Türeli çok teşekkürler kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Diliyorum. Sağ olun size de iyi hafta sonları. Evet değerli izleyenler, Türkiye'de yaşanan istikrarsızlığın Erdoğan'ın tek adam sistemi.